Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Hep girişler aynı ha. Merhaba arkadaşlar, tekrardan. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Abi ne kadar iyi İngilizce. Neyse tamam. Hava atıp İngilizce bilmeyen garibanları ezmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Velhasıl kelam, gün geçmiyor ki arkadaşlar. Kabam bana her defasında yeni bir 6 yıldız vermesin. Veyahut da yeni bir 6 yıldız kazanabileceğim bir imkan, bir fırsat vermeye görsün. Affetmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz affetmem, alırım. Yani bir miktar 6 yıldızım var. Ve 6 yıldızları saymayı bıraktığımı söylemiştim arkadaşlar. Ve bayağı bir 6 yıldızıyla ayıptır söylüyorum. Şöyle salla salla bir geç, hala olmayan tabii ki çok miktarda 6 yıldız var ama bu yıl sonuna kadar bunların da sayısını inşallah bayağı bir düşüreceğiz arkadaşlar. Tabii ki yani başarı aslında gerçekten de kolay olmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum dışarıdan ne kadar gözüküyor ama yani gerçekten de öyle kolay olmuyor. Tabiri caizse yani çamur atmak kadar gerçekten de kolay değil. Yani çamur atmak kolay. Gerçi artık bir işe yaramıyor ama çünkü buralardayız ve emekler gözüküyor arkadaşlar. Yine bunlardan bir tanesini yine sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle baktığımda, pardon ya, yanlış yer. Abi o kadar çok geri geri çık yapıyoruz ki artık. Penny Parker Arenası arkadaşlar. Penny Parker Arenası sonuçlanmıştı. Ve 162.2 M kastım arkadaşlar. 95. oldum. Yani artık arenalarda da puanlar çok yükseliyor. Shang-Chi geldiği zaman mesela 120'lere falan gelmişti şimdi. Gerçi Penny Parker yükseğe gelmesi zaten beklediğiniz bir kaydardı. Her anlamda kaliteli. Prestiji var. Saldırısı fena değil. Defansta çok önemli bir rol alacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Falan filan. Velhasıl kelam kastık arkadaşlar. Ve 95. sırada karakterimizi aldık. Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Gidelim. 6 yıldız Penny Parker'ımızı alalım. Hem yükseltme yapalım. Seviye yükseltme varken arkadaşlar. Hem de 6 yıldızını kanama zehir açıkken bir test edelim. Daha önce bir 5 yıldızını test etmiştik ama şöyle Penny Parker, bu da keza arkadaşlar teknoloji kesinlikle R3 atılması gereken karakterlerden bir tanesi. Bende biraz yükseltme eşyası sırrını var. O yüzden atamıyorum ama teknoloji sınıfında şu anda yükseltmek istediğim iki karakterden bir tanesi. Gerçi Nemrut da bu ay oyuna eklendi. İnşallah onu da arından alacağız. Keza onu da kopyalı bir şekilde 6 R3 atmak isterim arkadaşlar. Şöyle sıradan birazcık alalım bakalım. Gel. İzolar dizize suyunu çekiyor. Acılar çekiyor vallahi. Neyse ya. İzo bu gidecek gelecek abi. Global puan kasıyorsan izoları harcayacaksın arkadaş. Bilim agizosu böyle söyler. Gel bakalım. Gel bakalım. Erzincan'a gel bakalım. 6R1'deyken ne kadar olacak? Saldırı gücü. Penny Parker'ın oynama mekaniği L1 arkası L2 modu arkadaşlar. 1L1, 1L2 veyahut da 2L1, 1L2. O modda da oynayabilirsiniz. Şimdi Allah ne verdiyse basıyorum. Benim yakın zamanda Izo için bir kristal açılışı yapmam lazım yine. Çünkü Izo'nun gelebileceği en baba yer arkadaşlar karakter kopyalamak. En az 4 yıldız olmak üzere karakter kopyalamak lazım. Ve arkadaşlar Penny Parker'ımız da 6 yıldız R1 olarak şimdilik atıyoruz. Gördüğünüz gibi T4 ve Alfa 2 hiç yok. Hiç yok. Hadi yerlerinden birazcık var. Şöyle baktığımda 6 yıldız R1'i 3420 gibi gerçekten de çok yüksek bir saldırı gücüne sahip. 6 yıldız R1'ler için çok yüksek bir saldırı gücü. Ortalama 6 yıldız R1 dediğiniz 5 yıldız R4'ten biraz daha yüksek. R4.5 diyelim. 21.000'de canı var. Datasına baktığımızda kritik atma oranı düşük. Kritik attığında verdiği hasar da düşük. Zırh puanı ve blok becerisi de düşük. Yani data olarak aslında hiçbir şey yok. Data fakiri. Data fakiri bir karakter. Şimdi gidelim ve bu elemanı deneyelim. Yani aslında tam bir defans karakteri de dataları aşırı fakir. Gel bakalım. Şöyle bir 6 yıldız teknolara gel. Penny Parker'ı al. Penny Parker'ın etiketlerine baktığımda
Hem kahraman hem de metal etiketi görüyorum. Bu önemli. Kahraman, metal ve örümcek kahraman. Ya yani bu üçü çok önemli. Neden önemli? Bunlar çünkü hep sinerji takımında da fayda sağlayabilir. Sinerjilerine bakalım. Airwalker ve Falcon o neymiş? Eş zamanlı kalkan aktifken sersemletmeye karşı bağışıklı hale gelirsiniz. Sersemletmeyi kötüye kullanma da çok etkili olacaktı arkadaşlar. Airwalker ve Falcon artı bir saniye veriyor. Örümceklerle başladığınızda artı 4 yükle başlatıyor. Korkusuz veya Maestro ki Maestro biliyorsunuz arkadaşlar çok önemli. Mysterio çok çok önemli oldu. Eş zamanlı kalkan aktifken temassız saldırıya karşı siper ustalığını tetikleyebilirsin var. Kank olduğunda %30 saldırı gücü var. Bunu alalım. Büyük boyutları karakterlere karşı artı 900 saldırı gücü ve %7 sağlık falan filan. Böyle bir şey olabiliyor. Ama metal olduğu için biz bunu arkadaşlar nerede bizim Magneto ile destekleyebiliriz. Onun dışında Herkül'ün 5 yıldızını alacağım. 6 yıldızı savaşta adam tokatlıyor. Herkül'le destekleyebilirsiniz. Keza yine Nick Fury'le de destekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Penny Parker özel saldırılara atma ihtiyacı duyan bir karakter saldırıda. Bu sebeple kanama zehir kapalı oynamanız daha faydalı. Çünkü duruma göre 1 veya 2 L1 atıp arkasına L2 atacaksınız ki yüksek hasar potansiyeline ulaşsın. Biz de öyle yapalım. Gel bakalım. Bir 6 yıldız R1 Penny Parker. Beta değil bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Çarp. Ağır saldırısı ikili vuruyor. Üzerinde şu mor dalga varken arkadaşlar kusursuz blok mevzusu olur. Şimdi L1'i öyle bir atın ki tam güç bırak azıcık dolmuşken atın. Daha fazla örümcek yükü toplayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir sonraki L1'imi L2 dolmaya yakınken atacağım. L2 dolmaya yakınken atacağım. Çünkü 10 ve üzerindeki yüklerde ufak ufak aslında şu anda atmamız lazımdı. Biraz geç kaldık. Bir L1 daha basayım. Yetiştiremedim. Denk getiremedim. Böyle bir de tabi bu elemanın denk getirme mevzusu var. Saldırı bağında söylüyorum. Ama sanıyorum bu sefer getirebilirim. Bir de hızlı güç barı da doldurabiliyor. Güzel. 20'lere çıkardım arkadaşlar. Yani 15-16'lar iyidir bunun için. Daha yukarısı gerçekten de çok külfetli oluyor. Yani L2 tutturayım derken oyunu ıskalayabiliyorsunuz. Oyun kaçıyor. L2'm dolduğu zaman da basıyorum arkadaşlar ve asıl yüksek hasarı veriyor. Yakmalara bakar mısın Allah aşkına? Gerçekten çok etkili ya. Eleman etkili. Biz daha önce 5 yıldız R3 denemiştik ama fark ettiyseniz 2L1 bir L2 de 3 kere mi L1 attım? Ne attım? 2 kere mi attım? Hatırlamıyorum ki. Yeteri kadar hokkalı hasar verdi. Hepsi kusursuz arkadaşlar. Üzerimdeki dalga bitene kadar kusursuz. Ben beğendim abi 6 yıldızın hasarını. 6 yıldız Raven tamam. Karakter bu arada yani çok fazla combo yapabiliyor. Hyperion gibi değil ama hani Hyperion nasıl combo karakteri değil. Combo sayısına göre yüksek hasar karakteri değil. Bu da öyle değil çünkü özel saldırı çok fazla vuruyor. Ve yine çok hızlı güç barı dolduruyor. Çok hızlı güç barı doldurduğu için de çok özel saldırı atabiliyor karakter. O yüzden o babda bakmayın bu karaktere. Bence defansta olduğu kadar saldırıda da güzel iş görecektir abi bu karakter. Abi şaka gibi canım bu ne? Şaka gibi. Eleman dövüyor abi gözünü seveyim senin. 156. Sen komboya bakma bu karakterde. Adam gerçekten dövüyor. 6 yıldız R1. Bunu R3 at var ya. Ağlatırsın piyasayı. Müthiş bir karakter. Yani aldığı puanı sonuna kadar hak eden bir karakter. Tapiro olur mu? Orayı konuşuruz. Ama bence defansta olur da saldırıda da bence tapiro olur arkadaşlar. Moira bence saldırıda da tapiro olur. Tek L1 arkası L2 deneyeceğim. Tek L1 arkasında L2 deneyeceğim.
İlk L1'imi attım. Bunun arkasına L2 atacağım arkadaşlar. Ve karakter kopya olduğu zaman iyileşme engeli de veriyor. Prestiji de çok güzel. Tek L1'in arkasına L2'yi basıyorum. Sahne ederse 8000 yakma veriyor acılar. Bak tek L1 arkası L2 durduracağım şimdi. %70 oldu arkadaşlar. Adamın 550 bin canı var ortalama. Hemen şuradan bakıyorum. Çarpı 30 desem. Arkadaşlar 6 yıldız R1 yani 5 yıldız R4 ayarı 1 L1 1 L2 attığında ortalama arkadaşlar 160-170 bin hasar verdi. 2 L1 ile yapsaydım inanın bana çok çok daha fazla olurdu. Şimdi gel bakalım. Hop. Bak bu tekli L1. %70 canı kalmıştı. Şimdi %70'ten devamla 2 L1 1 L2 atacağız. İkinci L1'imi de atıyorum arkadaşlar. Bundan sonra L2'ye gideceğim. Bakalım 2 L1 1 L2'de neler yapacak eleman. Gerçi çok fazla yük toplatamadım ama rakibin pasif oynamasından dolayı. Hop 16'da bastım acılar. Abi çok güzel sekiyor ya. Arkada 5 kere vursa 6 kere vursa 40-50 bin sıfır oradan vurdu. Yakmalar da şu anda saniyede 11 bin veriyor arkadaşlar. 10 saniye sürse 110 da buradan verir. %70'ten %26'ya çekti arkadaşlar. Yani ortalama ne kadar hasar vermiş bir kere daha bakmak istiyorum. Şöyle hemen. Bu matematik bizim için önemli abi. %44 gidiyor çarpı deseniz 240 bin vermiş arkadaşlar. 2 L1 bile 2'ye. Bunu başka yerlerde de deneyeceğim. Ama dediğim gibi kanama zehir açıkken evet birazcık külfetli olabiliyor. Ama kanama zehir açık olmaktan sonra abi karakterler hasar vermez ki. Yani çok nadir verir. Daha uzun sürer diyeyim en azından dövüşler. Finali de bir L3 ile yapalım. Final derken bir tane de L3 atayım. L3'ü de yanlış hatırlamıyorsam güç boşaltması mı ne veriyordu galiba? Yani güç kontrolü de yapan bir karakter. İyileşme engeli de yapan bir karakter. İttifak savaşlarına saldırılarda çok eş görür bu karakter. Sadece defansta değil. Yani bir nevi Warlock 2. Bak güç yakmaya bak kuçum benim. At L3'ünü rakibi felç et abi. Dikkat edin güç barına. Muazzam. Yani Warlock'un bir başka versiyonu diyebilirim bu karakter için. Ve eleman daha hızlı güç barı oldu ve siper attığınız zaman %5'lik küçük bir güç barı doldurma yetkisi de veriyor sizlere. Ve L2'de de finali yapıyoruz. Harika. Dediğim gibi kesinlikle combo sayacına aldanmamak gerek. Bir de 6. sahnede deneyelim. Gel bakalım macerayı sonlandır. 6. sahnede birkaç yerde deneyelim. Eğer kopya olsa dediğim gibi direkt iyileşme engeli falan filan da verirdi. Şurada enerjimizin yettiği kadar gidelim arkadaşlar. Artık 6 yıldız olduğu için rahat rahat kullanabiliyoruz ayıp söylemesi. Dediğim gibi bak kopya olsa mesela Deadpool'un iyileşme yaptırmaz. Gel bakalım şöyle bas. Herkül 5 yıldız koçum benim. 6 yıldız da var. Daha nasıl? Tüm yıldızları sıraya diziyorum abi. Yine 2 L1 1 L2 denemek istiyorum. Dediğim gibi L1'lerinizi atacaksanız en etkili versiyonu rakibin tam güç barı dolmuşken artık 1 mi 2 mi size kalmış olursa. Bak şöyle 2'yi doldurduğu anda bir atıyorum arkadaşlar. Direkt 10 yükü topladık. Allah bereket versin. Şimdi bu tarz bir tane daha L1 atmak lazım. Aynen böyle. Ötekisini bekleyecektim.
Ama acı o yetişmiyor. Bundan sonra L2'ye kadar gidiyoruz abi. Bu güç çakmaları güzel, L1'den sonra güzel bir güç çakması veriyor. Küçük küçük vermesi bize faydalı arkadaşlar. Sebebi de rakibin güç bandını boşaltıp boşaltıp doldurabiliyoruz. Keşke şu L2'yi atsa da. Attı acılar. Üzerinde kaç örümcek yükü var ki atacağım bilmiyorum ama yani 15 falan, 14-15 gayet güzel oluyor. 9000 9000 sektirdi. Yakmalar da arkadaşlar neredeyse 13000 13000 yakıyor. Elemanın bastığı candan daha fazlasını aldım abi. Harika. Gerçekten harika. 72 komboda bunu okudu. İleride bir tane daha vicdansız var ya. Şuna da bir küçük enerji basayım ya. Enerjilerle aylık maceraları hızlı bir şekilde yüzleyeceğim ama 317.000 artı bir de sınıf bonusu yiyoruz. Hadi bakalım. Yine 2L1 1L2 veya arkadaşlar 3L1 1L2 de atabilirsiniz. Ama keşke o yükleri birazcık daha uzun sürse. Keşke. Hemen şöyle bir 10 yükü çıkartalım kendimizi yakışıklı bir şekilde. Bir daha basalım. Hop, 20 yükü yakın yapalım. Tabii ikinci L1'i L2 dolmaya yakınken atmak her zaman daha makuldür. Çünkü o yüklerin üzerinde kalabilmesi lazım. Ben orada biraz fevri davrandım. Bu da niye? Karakterle sürekli oynamak lazım, alışmak lazım. Daha yeni çok çıktı bir karakter. 12 yük. Fazla yük yapamadım arkadaşlar. Ona rağmen sektirmeleri 6000 sektiriyor. Yakmaları da arkadaşlar yarım saniyede ortalama 4500. Saniyede 9000 civarı bir yakma verdik. Bence çok güzel bir karakter. Yani saldırıda da defanstaki kadar etkili olacaktır. Warlock vari olacaktır. Yine Warlock vari hareketler olacaktır. Şu anda L1 atabilirdim aslında. Hatta atayım. Ama L2'ye yetişebilirim ömrü bunu bilmiyorum. Ya bu olaya dikkat etmek lazım bu ayrıntıya Penny ile oynarken. Öyle bir L1 atacaksın ki abi L2 dolmaya yakın ve rakibin de güç barını işte daha yeni yeni dolmuş olması önemli. Ve dediğim gibi Penny Parker birçok karaktere göre daha hızlı güç barı dolduruyor. Bitti canım bu saatten sonra kurtaramaz kendisini oradan. Oradan kendisini kurtaramaz. Çok etkili. Gerçekten de çok etkili bir karakter. Dediğim gibi kesinlikle combo sayacına falan filana bakılmamalı diyorum. Ben Penny Parker'ı beğendim arkadaşlar. Hem saldırı hem de defansının iyi olacağını düşünüyorum. Ve şimdilik 10 üzerinden yine 8-9 civarında alır diyorum. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Penny Parker 10 üzerinden kaç alır? Düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.